Bu konuda da işbirliğini bu sene Facebook'la yaptılar ve Facebook'la Fast 50 sonuçlarını açıklamışlardı. Burada Cross Border ödülü verdiler ve şimdi o Cross Border ödülünü alan ve şirketi sizleri buraya davet ediyorum. Öncelikle Teknasyon'dan Burak Sağlık geliyor, kurucu ortağı. Sevgili Burak, hoş geldin. Hoş buldum, selamlar. Ve tabii ki Facebook'tan sevgili Kaan geliyor. Kaan, hoş geldin. Seni de böyle alayım. Şimdi tesadüf, o zaman da ben sahnedeydim yine. Fast 50'nin açıklandığı da Deloitte'un. Önce Teknasyon'dan başlayalım isterseniz. Bize Teknasyon'un bir de bu kriterleri de sağlamak kolay değil. 4 yıl üst üste büyümenizi devam ettireceksiniz, sürekli kılacaksınız. Büyümeyi yaşarken o acılı, acı veren, belki insanların ailesinden, topluma karşı görevlerinden çalarak yapmak zorunda kaldığınız, zaman ayırdığınız pek çok hem ortaklarınızın hem çalışanlarında. Biraz bu girişimciliğin büyüme hikayesinde ve Teknasyon'un özel hikayesini bize paylaşır mısın senden? Tabii, kısa bir özet geçmeye çalışayım o zaman. Teknasyon genç bir şirket aslında, 5 senelik bir şirketiz. Teknasyon'u kurarken bizim ilk hedefimiz Türkiye'deki GSM operatörleriyle çalışmak, onlara altyapılar sunmak, telko servisleri hazırlamaktı. Bunu gerçekleştirdik, bir süre sonra da böyle ufak ufak aplikasyonlar geliştirip Türkiye'de sunmaya başladık. Bir zaman sonra karar verdik, acaba dedik, global açılabilir miyiz, cross border yapabilir miyiz? Böyle bir iki uygulamayı İngilizce'ye çevirip diğer ülkelerde tanıtmaya başladık ufak bütçelerle. Bir sene boyunca bu test and learn tarafı devam etti. Çok seferler fail ettik. Test and learn dedik, dönem dönem test and burn'e döndü, çok fazla para kaybettik. Ama bugün geldiğimiz noktada Teknasyon 3 kişi başlamıştık, şu an 250 kişiyi geçtik ekip olarak. 30'dan fazla uygulamayı 48 farklı dile çeviriyoruz ve 155 ülkede satıyoruz. B2C tarafında iyi işler yaptık. Şimdi büyük bir operasyon yönetiyoruz. Büyük operasyon yönetirken her ay milyona yakın yeni reklam kampanyası yaratıyoruz. İhtiyaçlarımız doğrultusunda bazı altyapılar geliştirmek zorunda kaldık. Bu geliştirdiğimiz altyapılar reklam hesaplarının yaratılması ve yönetilmesi olsun. Translate tarafında 48 ile çeviriyorsunuz. Çok büyük operasyon. Bir butonun bile değişse arka tarafta 48 ile çevirirken büyük operasyon dönüyor. Bunu otomatize eden, hataları sıfırlayan bir sistem geliştirdik. İşte müşteri hizmetleri tarafında yurt dışından bir şirketi kullanıyorduk. Beğenmiyorduk. Kendi müşteri hizmetleri çözümümüzü yazdık. İşte numara doğrulama yapıyoruz. Her ay, her gün 300 binin üzerinde numara doğruluyoruz bir projemiz için. Aylık maliyetler yüz binlerce dolar oluyordu. Maliyetleri düşürmek için başka bir teknoloji geliştirdik. Şimdi 2020 yılında da yani kendi sürekli disruptive işler yapmak zorundayız. Sürekli yapmak zorundayız. 2020 yılında da bu geliştirdiğimiz teknolojileri diğer şirketlerle paylaşmaya başlayacağız. Yani ilk defa B2C'de daha önce iyi işler yaptık. B2B tarafına geçiyor Teknasyon. B2B tarafında da iyi işler yapmaya çalışacağız. Artı son 1-1,5 senedir yatırımlarımız başladı. Dikey büyümekte zorlanıyoruz açıkçası. Türkiye'de talent gibi başka problemler de var. Onun için yeni yatırımlar yapmaya başladık. Şu ana kadar 8 farklı yatırım yaptık. 2020 yılında da yani B2C, B2B artı yatırımların da sayısını arttırmaya çalışacağız. Peki Kaan, bize bu cross border iş aslında cross border'ı herhalde Facebook'un kendisinden daha iyi tarif eden bir şirket olamaz herhalde. Bütün dünyada milyarlarca, dünyanın en büyük ülkesi diyorum ben oraya. Dünyanın en büyük ülkesi aslında startup ekosisteminden doğan bir şirket, damdan düşenin halinden anlar gibi. Startup olarak büyümek isteyenlere sizin nasıl bir desteğiniz var? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Biraz anlatırsan bize. Biraz cross border tarafından başlayayım. Şimdi baktığımızda Türkiye işte büyüyen bir ekonomi, gelişmekte olan bir pazar, dünyanın en büyük 13. ekonomisi. Genç nüfus var. 32 yaş altı, nüfusun yarısı 32 yaş altı. Çok ciddi de bir mobil penetrasyon var. Baktığımızda 62 milyon mobil kullanıcı var Türkiye'de. Şimdi bu ilk bakışta çok yüksek bir rakam, evet. Ama diğer yandan global mobil pazarının sadece %1,5-2'sine tekabül ediyor. 3,5 milyarlık bir mobil kullanım pazarından bahsediyoruz. Facebook'un bu noktadaki çözümleri aslında cross border çözümleri ön plana çıkıyor. Biz aslında Türkiye'deki işletmelere, işte startuplara ve buradaki şirketlere şunu söylüyoruz. Sadece bu pazara değil, globale odaklanın.
Globale odaklandıkları noktada da sen de bahsettin. Facebook'un şu anki nüfusu, yani aktif kullanıcı sayısı 2.9 milyara ulaştı. Facebook'tan kastım platformları ile birlikte WhatsApp, Instagram, Messenger. 2.9 milyarlık bir pazar. Ve bu kullanıcılara aslında ulaşabiliyorsunuz ve çözümler sunuyoruz bununla alakalı. Aslında burada Facebook'un ön plana çıkan şey cross-border noktasında. Birincisi bu erişim diyebilirim. İkincisi de şimdi erişimin yanında bir de değer noktası var. Şimdi ülkelerin farklı farklı GDP oranları var, satın alım güçleri var. Değerli kullanıcıları da bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Üçüncü noktada biraz cross-border'ın sağladığı esneklik. Bir ülkede opere etmektense çoklu operasyon yürüttüğünüzde o ülkedeki kırılganlıklara daha az expose olabiliyorsunuz. Bu sayede de işte Teknasyon bahsetti, 155 ülke dedi Burak. 155 ülkedeki daha global ekonomiye expose oluyorsunuz. O da çok büyük bir esneklik sağlıyor. Tabii kompleksiteleri de var. Hani daha detaylara girebiliriz ama hani cross border ana tabiriyle 2.9 milyarlık kişiye erişim gibi düşünebiliriz. Peki o küresel iş yapma modelinde demin birkaç da örnek verdin dil açısından baktığında. Bir de kültür olarak da farklı insan. Yani aynı şeyi aynı yere her zaman uygulayamıyorsunuz. Evet, insanlara mesela getir güzel bir örnekti. Zaman kazandıran bir uygulamayla çıkıyorlar insanlara. Sizin oradaki kritik şeyiniz, mottonuz ne? Yani temel olarak baktığınızda bir şeyi küresel iş modeli haline getirirken neye dikkat ediyorsunuz? Herkese uygulayabilirliği açısından baktığınızda. Ya çok herkese uygulanabilirliği olmuyor her ürünün. Evet. Açıkçası sadece o ürünün dil çevirisini yapıp sunamıyorsunuz da. Hı hı. Bahsettiğiniz gibi o kültürlere dokunmak gerekiyor. Fiyatı belirlerken dahi. Çünkü sadece o ülkenin gayri safi milli hasılasına ya da kişi başı gelirine bakarak fiyat belirleyemiyorsunuz. Farklı regülatif durumlar söz konusu olabiliyor. Onun için her ülkeye gidip tek tek iyi anlamda hacklemeniz gerekiyor. Oradaki kültüre dokunmanız gerekiyor. Store görsellerini değiştiriyorsunuz, söyleminizi değiştiriyorsunuz, içeriğinizi, kontentinizi değiştiriyorsunuz. Global anlamda biraz evvel bahsettiğim gibi bu know-how'u edinmek için gerçekten çok uzun mesailer harcadık. Ama her ülkeye farklı şekilde yaklaşmanız mutlaka gerekiyor. Peki yaşadığınız önemli deneyimlerden örnek vermem mümkün olur mu hiç? Olur tabii ki de. Şöyle bir örnek vereyim. Yine fiyat belirleme üzerinden bir örnek vereceğim. Bir ürün satıyoruz Amerika'ya. İşte Amerika'nın kişi başı geliri 10 bin doların üzerinde. 20 dolara satıyoruz orada. Endonezya'nın kişi başı geliri de 3 bin dolar. O zaman işte hesap yaptığınız zaman 6 dolara satmamız lazım Endonezya'da. 6 dolardan satışa çıkıyoruz. %1 geri dönüşüm oranı var. 6 dolar 15 dolara çıkartıyoruz. Gene %1 geri dönüşüm oranı var. Danışmanlarla çalışmaya başladık. Oradaki Endonezya'da kredi kartı kullanım oranı çok düşük. İnsanlar ödemelerini mobil ödemeyle yapıyorlar. Bizde de mobil ödeme kullanıyoruz. Bizdeki limit günlük 100 TL yanılmıyorsam. Orada 3 dolarmış. Yani 3 doların üzerinde belirlediğiniz her fiyat %1 geri dönüşüm alıyor. 3 doların altına çektiğimiz zaman fiyatı %60 geri dönüşüm almaya başladık. Yani o ülkeye özel bir regülatif durum. Onun için o ülkeye özel bu çalışmaları yapıp ondan sonra belki de o ülkeye gitmeniz gerekiyor. Peki Kaan, sizin baktığınızda mesela artık hayatımızı kültürel olarak o kadar etkilemiş ki sıradan geçtiğiniz zaman da Nişantaşı'nda işte Osman Bey'de herhangi bir kumaş satıcının önünden bile bir Instagram sayfası var. Evet. Küçük bir tasarımcının mutlaka herkesin hayatını bütün dünya en basit girişimciden en büyük girişimciye kadar bir restorana kadar herkes bakıyorsun aslında. Instagram'dan ya da Facebook'un farklı bir ürününden ilham alarak pazarlamayı artık oradan yapmayı düşünüyorlar insanlar. Peki önümüzdeki trendler ne olacak? Yani bizim hayatımızda ICQ ile birlikte başlayan ki Sina Afra'nın altını çizdiği İsrail'den çıkan bir yazılımdı o zaman. Şimdi her seferinde farklı uygulamalar hayatımızı değiştiriyor. Bu açıdan baktığımızda gelecek ajandası Facebook için en önemli şeylerden biri. Onu biraz bize bahseder misin? Instagram tarafına katılıyorum. Hepiniz bunu görüyorsunuzdur. Türkiye tam bir Instagram ülkesi olmuş durumda. 50 milyonun üzerinde aktif kullanıcı var Instagram'da. Gerçekten de biz de hani hem işletmeler küçük büyük her alanda çok aktif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Sen de bahsettin. İşte Osman Bey'deki kumaş satıcısından tut.
en eski AVM'lerden biri. Kapalı Çarşı'daki bir dükkanda Instagram'dan işte cross-border hatta yurt dışına satış yapabiliyor. Ve şu anda baktığımızda Facebook içerisinde, Instagram içerisinde 1.7 milyon aktif işletmenin olduğunu görüyoruz. Yani KOBİ'ler 1.7 milyon KOBİ aktif bir şekilde bu iş çözümlerini kullanıyorlar. Bunun büyüyeceğini görüyoruz. Gitgide artan bir rakam var ve buna yönelik çözümler de sunuyoruz. Instagram'da işte shop özelliği var. Etikette ürünün fiyatını gördüğünüz ve doğrudan ürün satın alımına gidebilecek. Instagram checkout ürünü var. Gene şu anda Amerika'da testlerini yapıyoruz. Aslında doğrudan sayfaya yönlendirmeden herhangi bir sayfa, tamamen Instagram'ın içerisinde bu satın alımı gerçekleştirebileceğiniz çözümler sunuyoruz. Yani ticaret biraz daha değişecek ve özellikle dijital alanda gelişecek diyebilirim. ICQ'dan bahsettin. Hı hı. İkinci bir noktada mesajlaşma. Şimdi mesajlaşma uygulamaları en çok kullanılanlardan bir tanesi WhatsApp. 1.5 milyar gene aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. WhatsApp'ın da özellikle baktığımızda yeni yeni alanlarda testlerini yapıyoruz. İşte payment çözümleri var mesela şu anda Hindistan'da test ettiğimiz. Aslında insanlar birbirine nasıl kolayca fotoğraf gönderiyorsa aynı şekilde para göndermelerini sağlayacak çeşitli uygulamalar var. Yani ticaretin değişmesi, mesajlaşmanın bu ticarete entegre olması gibi düşünebiliriz önümüzdeki dönemde bizim yakın takip ettiğimiz gelişmeleri. Tabii bunlar da regülasyona bağlı olarak sanırım en önemli şeylerden bir tanesini burada regülasyonlar belirleyecek. Umarım önümüzdeki dönemde de ufuk açıcı, daraltıcı değil de ufuk açıcı hale gelmesini sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Son olarak Burak, sizin bu Deloitte 50 sıralamasına girdiniz ama bundan sonra sizin büyümenizi ne sağlayacak? Sizin hedefiniz ne? Şöyle hemen toparlayayım. Biz şu ana kadar 1.5 milyar download almışız. Tabii ki de cross border'dan geçtiğini düşünüyorum büyümenin. Bu 1.5 milyar download'u sadece Türkiye'yi hedefleyerek alamazdık. Türkiye'de çok başarılı girişimciler olduğunu görüyoruz. Fakat bu girişimciler sanırım Türkiye marketi büyük bir market. Genç nüfus çok. İşte Kaan bahsetti, kredi kartı, akıllı telefon ve internet penetrasyonu çok yüksek. Biz şu anda ciromuzun %96'sını yurt dışından elde ediyoruz. Şimdi iyi de bir know-how'umuz oldu. Yatırım yapmış olduğumuz startuplara bu know-how'u aktarıyoruz. Sadece yatırım yapıp kenara çekilmiyoruz. Özellikle bazı uygulamalarda, örnek vermem gerekirse meditasyon, Metopya uygulamasına yatırım yaptığımızda 2,5 milyon dolar değerlemesi vardı. 1,5 yıl gibi bir süre içinde sadece lokal işler yaparken beraber global stratejileri belirleyip işte Brezilya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Rusya'ya, Japonya'ya gibi bir global açılımını beraber gerçekleştirdik. Buradaki bütün performans marketingi de Teknasyon üzerine aldı ve şu anda 50 milyon dolar üzerinde bir değerlemeye sahip. Yapmış olduğumuz yatırımlarda global potansiyeli, global açılma potansiyeli olan startuplardan seçiyoruz özellikle. Ama sadece bu know-how'umuzda yatırım yaptığımız startuplara değil, diğer şirketlerle de paylaşmak istiyoruz. Bunun için oyun sektöründe çok fazla publisher business modeli şu anda görüyoruz. Application tarafında bir publisher olacak Teknasyon. Sadece yatırım yaptığı değil, diğer startuplara, diğer projelere de global know-how'ını paylaşacak ve global açılımlarında yardımcı olacak. 2020 ve 2021 stratejimizde özellikle publisher olma yolunda hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili Kaan, çok teşekkürler. Burak. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Size yine sağlıklı büyümeler diliyorum ve başarılar diliyorum. Startupların desteğinizin sürekli devam etmesini diliyorum.